Hepinize merhaba, vlogum hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte incir toplayacağız. Öğlenin sıcağına geldik bugün niyeyse. Böyle denk geldi artık. Şöyle biraz topladım hatta. Sepetim de şurada. İncir ağacı, incirler. O halde hep birlikte incirimizi toplayalım. Şimdi şuradaki incire gidiyoruz. Biraz da toplarken çekeyim. Şartlarda incir toplandığını sizde görün istedim. İki üç gidiştir aslında bu videoyu çekmek istiyordum. Ama incir toplamaktan çekmeye fırsat bulamamıştım açıkçası. Ama dedim ki bu sefer artık vakit ayırmalıyım. O sebepten dolayı çektim artık. Çok mutluyum. Umarım beğenirsiniz. Bu coğrafyada yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü çeşit çeşit meyve, sebze oluyor. İncirin kötü yanından bahsetmem gerekirse çok sıcak. Yani güneş tepede. Gördüğünüz gibi. İncir ağacı. Ay hapşırasım geldi. Şükür. Hep böyle kazaların altına saklanıyorlar. Her yer incir. İncirleri ağaçtan sırık dediğimiz uzun bir tahta mı diyeyim, tahta da değil de sırıkla çırpıyoruz, döküyoruz kuruyan incirleri. Ardından yere düşüyor işte gördüğünüz gibi. Onları topluyoruz bu şekilde. Oradan sepete. Sepetten kasaya döküyoruz. Biraz sonra onu da göstereyim. Kasadan da böyle bir sergi gibi bir şey oluyor. Bizim beton var evin üst tarafında. Orayı seriyoruz. Orada güneşte biraz böyle yumuşak olanları da mesela şöyle sertleşiyor. Mesela şu biraz sert. Bunun gibi oluyor. Böylelikle onları seçiyoruz işte. İyisi, irisi, ufağı, işte morlu oluyor bazıları.
Onlar falan hani çeşit çeşit ayrılıyor. Ondan sonra kasalara konuluyor. Oradan satılıyor. Bu şekilde incir serüveni. Çok güzel gözüküyor. Sizlerin bu şekilde topladığı incir vesaire uğraştığınız şeyler varsa merak ettim. Siz de yazabilirsiniz. Görüyor musunuz? Bitmiyor. Normalde tabii ki de iki elle topluyorum ama video çekebilmek adına tek elle toplamaktayım. Gördüğünüz gibi. Bahçeyi de göstereyim. Zeytin ağacı. Manzaramız böyle. Bu şekilde böyle taştan örülmüş yerleri mandal diyoruz. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Mesela bu da taze incir. Gölgeden biraz gözükmüyor ama. Ama tabii tam olarak tazeleştirilmiş. Biraz daha sararması gerekiyor. Şu an yeşil. Bu biraz da sarı. Kuru incire yaklaşıyor artık. Şöyle gördüğünüz gibi işte. Ağustos böcekleri ötüyor. Ağustos bitti ama. Bakalım bakalım bakalım. Bu şekilde sepetim yaraladı. Onu bir kasaya döküp gelelim o zaman birlikte. Kasamız aşağıdaydı. Şurada. O zaman şu ağacın altında toplayalım. Ondan sonra biraz daha doğsun. Daha ta oraya gitmeye değmez yani. Gördüğünüz gibi tehlikelerle karşı karşıyayız. Her an taş yuvarlanabilir. Orada bir tane daha kasa var. Annem koymuş. Orada topluyor. O da gözükmüyor şu an. Ben bu ağacın altını toplayayım o zaman. Topladıktan sonra ya da belki de toplarken görüşürüz. Ne kadar zormuş iş yapması. Sıcakta incir toplaması.
Baylar bayanlar bir bahalı derler. Toplayınca bahalı gelmeyecek insanı hiç. Zorluğunu öğrenince. Zaten az bir şey kalmıştı. Tamam. Az bir şey kalmıştı zaten incirlerde. Annem çırpmıştı gündüz işte sabah gitti. Ay çok kötü gözüküyor. Tipim için kusura bakmayın artık zaten izleyecekseniz de tipim için izlemeyin. Annem hani toplayabildiği kadar toplamış. Babam da başka bahçedeydi. Oradan geldi babamla birlikte geldik. Topladık zaten toplam 4-5 ağaç falan topladım. Tamam geliyorum. Babam çağırıyor artık sıcak ya. Eve gideceğiz daha yemek falan yiyeceğiz. Bu şekilde yani. Evde de konuşuruz yine. O zaman gidelim. Şu şekilde bir iki incir kaldı sepetimde. Şapkamı da alayım. Gidelim o zaman. Ay dur. Ben yürürken ayaklarımı çekeyim en güzeli. Böyle güzel olmuyor. Şurada gördüğünüz bizim araba. Ay. O da annem. Kasaya sarındı gidiyor. Ben de oraya gideceğim. Evet. Şöyle bir taş duvar var. Oradan ineceğim. İnelim bakalım. Ay. Sepeti de alayım. Bakın bunlardan bir süpürge yapıyoruz. Bunlardan ev önü süpürgesi. Şöyle. Buradan önceden sular çok yağmur çok yağdığı zaman su akıyordu. Çaydı yani burası. Şu anda artık buralardan falan hep su geçiyordu. Ama artık şu sene çok kurak geçtiği için yok. Ay yol çok güzel değil mi? Anneler kızıyor bana artık bir sızlamalıyım. Geldim zaten. Kimi? Evet. Kızımı. Yandın mı? Buyur. İçebilirsin. Su isteyen. Dur 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 dur. Topladığım zincirler şu şekilde. Evde bunları sereceğiz. Araba çalıştı artık gidiyoruz. Ben bineyim arabaya. We'll be right back.
incirleri döktük, yemeğimizi yedik, duşumuzu aldık. Ardından sizlerle mutfağı toparlamaya geldim. O halde hızlıca hemen toparlayayım. Makine var, ona koyacağım. Bir de bu tarafı çevireyim. Ocağı silmem gerekiyor. Temizleyeyim.
temizlik işlemin bittiğine göre artık en önemli aşamaya geçebilirim. Temizliğin bittiğini ifade eden durum. Düzelteyim, tekrar yerleştireyim. Ocağımın demirlerini de koyacağım. Tenceremi de koyayım. Şunu da şöyle direkt yıkayıp koydum. Bıçak zaten ekmek kesiyor sadece. Bunlar da kahve içilmişti. Makineye koymaya gerek olduğunu düşünmedim. O yüzden. İsterseniz şimdi yavaştan odama geçelim. Odama geldim. Çok kabarık gözüküyor ama neyse artık. Dediğim gibi bugün İncir'e gittik. Siz de gördünüz zaten. Şimdi İncir hakkında biraz bilgi vermek istedim. Bilgi derken faydalarından falan bahsetmeyeceğim. Zaten eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ya bilmiyorsanız da araştırabilirsiniz. Birçok vücuda falan sağlığa faydası var. Şimdi incir yaparken önce nasıl diyeyim? Zaten biraz bahçede de bahsettim aslında. Sırık dediğimiz uzun böyle değnek mi diyeyim artık. Öyle bir şey var. Onunla şimdi ağacında kuruyor mevsimi geldiği zaman. Biraz böyle bazıları. Onu silkiyoruz ağaçtan. Ondan sonra kuruyanları geri dökülüyor. Sonra toplamaya gidiliyor. Kuruları yani düşenleri. Kim kesinler de şey yapıyorlar. Ağaçtan direkt kurularını koparıyorlar, topluyorlar. Ama biz böyle dediğimiz gibi silkiyoruz, döküyoruz yere. O şekilde topluyoruz. Ve bu bir defa gerçekleşen bir işlem değil. Zaten incir zamanı yani şu zamanlar çok fena sıcak oluyor. Sıcaklığı ayrı bir sıkıntı. Toplamak ayrı bir sıkıntı. Eğer bahçenin yolu da yol aşağısında veya yukarısında falan değilse, biraz yürüme mesafesi varsa o kasaları taşımak falan çok zahmet gerektiren şeyler. Ya, incir fiyatlı diye hani kimimiz şey yapıyoruz ya işte çok fiyatlı falan. Ama hani az bile bence fiyatı. Yani emeğine göre. Dediğim gibi bir defa o şekilde yapıyoruz. Sonra yine aynı kuruyor böyle biraz. Sonra tekrar çırpıyoruz. Yani bir bahçeye incir zamanında en az iki defa falan gidiliyor. En az yani bu da. Aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. 4-5 defa bile gidildiğini hatırlıyorum ben. Tabii ki de bu hava şartlarına falan bağlı. Bahçedeyken de demiştim sanırım. İncir videosunu çekmeye aslında iki defa denedim. O günlerde sabah çok erken uyandık. Hatta güneş falan doğmuyordu da inek falan sardım. Onları falan çekmiştim. Ama bahçede öyle bir hani yoğunluk vardı ki hemen toplamamız gerekiyordu. İki seferde de. O yüzden bahçede hiç çekemedim. Yani bu bahçede çekebildiğim ilk video. Ama yani incir videosunu düşünürsek üçüncü video oldu artık. Çok hızlı düşünüyorum ama konuşmam biraz arkasından geldiği için dilim dolanıyor. Kusura bakmayın. Bu şekilde yani mutfağı toparladık birlikte. Yemek yedim. Dedim biraz da böyle konuşayım. Bu arada izlenmelerim oluyor yani yavaş yavaş. Özellikle ilk videom 366 idi en son izlenmem. Eğer hoşunuza gidiyorsa tabii ki. Hoşunuza gitmiyorsa abone olun demiyorum ama. Hoşunuza gidiyorsa abone olup bana da destek verebilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Eğer bunları yapıyorsanız zaten beğeniyorsanız teşekkür ederim şimdiden. O zaman bitirelim artık. Belki başka bir vlog başlatırım ya da başka bir şeyler çekerim. Siz de görmek istediğiniz içerikler varsa çekmemi istediğiniz onları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.